Arkadaşlar herkese iyi geceler. Saat şu anda gece 12.30. Tabi benim kanalımda bazı video açıkları olduğu için ben biraz geriden gidiyorum yani. Benim e, borsa kanalım birazcık yeni. E, videolarım az. Hızlanmam lazım. O yüzden gece çalışmalarına yüklendim. Birkaç günde 2-3 video yüklemeye çalışacağım. E, biraz... Diğer arkadaşlara hızına yetişmem lazım. Yani biraz gaz vermem lazım bu sisteme. Bu akşam da Aydem e, Enerji'yi inceleyeceğiz. Aydem Enerji ne durumda? Teknik analiz olarak Aydem Enerji ne durumda? E, bunu inceleyelim. Şimdi Aydem Enerji bugün borsa endeksi %2,12 düştü. Yükseliş e, trendi içerisinde olan Aydem Enerji... Ee, şu anda yükseliş kanalını bozuyor tabi bugün endekste meydana gelen düşme sayesinde aydem e, enerji de çıkış e, trendinde olmasına rağmen tabi o da endeksten etkilendi ve %3 düşüş e, yapıp 121 e, TL 21.40'dan 21, kapanış yaptı. %3 eksi. Ama Aydem Enerji'de şu anda grafikler çok olumlu görünüyor. Grafik teknik olarak 22-13-55 günlük ortalamaların üzerinde gidiyor. E, biraz e, düzeltme tabi endekse bağlı olarak hareket ediyor. Genelde hisseler. E, bugün biraz satış yemiş ama herhangi bir satışa dönmüş bir durum yok. Elinde olanlar tutmaya devam etsinler elinde olanlar tutmaya devam etsinler çünkü yani burada destek noktaları 22 günlük ortalama üzerinde durduğu sürece hiçbir sıkıntı görünmüyor yani 20 TL'ye kadar hiçbir sorun yok 20 TL'ye kadar rahat olabilirsiniz çünkü ortalamaların üzerinde hareket eden bir hisse senedinin hareket tarzları seans içinde hareket tarzları Şöyle %1-2-3 kırmızı eksi gibi görünse de şöyle endeksin biraz toparlaması halinde hemen tık 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 5-10 yapabilirler o yüzden Aydem Enerji'de hiç korkulacak bir durum yok 22 günlük 13 günlük 55 günlük ortalamaların üzerinde hareket ediyor. Ee, buraya kadar aydem enerjide bir sıkıntı yok zaten görüyorsunuz şu bölgede yükseliş kanalı içerisinde mavi çizgiler arasına aldım ben ee, yükseliş kanalı içerisinde e, tam gaz yoluna devam ediyor 29 TL'yi görmüş bir hisse senedi 29 TL'yi görmüş bir hisse senedi ee, yükseliş Kanadı kanalı içerisinde e, gayet e, güzel ilerliyor. Ufak tefek seanslara endeks'e bağlı olarak düzeltme hareketleri görülse de e, 22 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece yani 20 TL diyor. Şu anda 21.40 20 TL'nin üzerinde olduğu sürece hiç böyle bakmaya bile gerek yok. Ee, enerji sektörünün hareketliliğini biliyorsunuz. Eksi 3 olan bir anda endeks toparladığı zaman tak %5 ona çıkabiliyor. O yüzden e, elinde olanlar e, 22 günlük ortalamanın üzerinde olduğu sürece rahat dursunlar. Hiçbir sıkıntı yok. Endeks e, biraz sert düzeltme yaptı bugün. Onun da açıklamasını yaptık. E, şöyle Aydem Enerji'de bir dolar bazlı grafiklere bakayım. Videoları çok uzun tutmamaya çalışıyorum. E, dolar bazlı grafiklerinde ne diyor acaba ona da bir bakalım. E, çok güzel yani dolar bazlı grafikleri olağanüstü harika. E, burada bir sıkıntı hiç yok. Aydem Enerji'de güne bağlı olarak tabi endeks biraz düzeltme yaptı. Yani bizim e, kriterimiz 22 günlük ortalamanın üstünde durduğu sürece bir sıkıntı yok. Ee, zaten şu anda bulunduğu fiyatlar yani TL bazlı 21.40 kapanış fiyatı ile 21.40 kapanış fiyatı ile e, dolar bazlı grafiklerini incelediğimiz zaman 22 günlük 13 günlük ortalamaların üzerinde hareket ediyor. Endeks'e bağlı olarak o da birazcık e, değer kaybetmiş ama grafiklerinde sat konumuna gelmiş hiçbir durum yok net hiçbir durum yok. Yani elinde olan arkadaşlar e, kimin elinde varsa bilemiyorum. Genel konuşuyorum çünkü. E, şu anda sata dönmüş bir grafik yok. E, yükseliş trendini koruyor. E tabi normaldir. Yani hisseler endeksten etkilenir. Kendi içinde 2 gün 3 gün prim yapmıştır. E, bazı e, şahıslar, bazı gruplar satıcı konuma geçebilir. E, mesela bir son e, 10 günü ele alırsak 10 günü ele alırsak yani %15'lik bir yükseliş yapmış. Bunun %3 veya 4 oranında bir kar satışı gelmesi gayet normal. Önemli olan bizim kriterimiz 22 günlük ortalamanın altına gelmesin. O, o ana kadar hissimiz sat konumuna gelmemiştir. Elimizde tutmaya devam ediyoruz. Yani Aydem Enerji'yi bugünkü fiyatlarla ortalamaların üzerinde olduğu için tutmaya devam ediyoruz. Kesinlikle satış baskılarına aldanmayın. Bebek gibi hisselerinizi kaptırmayın. Kimseye kaptırmayın yani. Çünkü hisseler e, çok kıymetli. E, bugün %3 yarın %10 görür. Bir bakarsınız eyvah dersiniz dün kırmızı yandı bizi korkuttu. E, bir anda satarsınız hissenizi. Yarın sabahtan tavan açılış gelebilir. Çünkü piyasada hisse toplama şöyle bir şu hava var. Şu havayı kokluyorum ben endeks üzerinde. Şimdi ayın 15'inden sonra 15 Ekim'den sonra bilançolar açıklanmaya başlayacak. Güzel bebek gibi hisseleri toplamaya çalışacaklar yani bu baskıya gelmeyin. A hissemiz sat konumuna düşmüş olsaydı ee, kısa vadeli e, Aydem'de satın derdik. Yani satılmış satılma bölgesine dönmüş derdik. Ama şu an için kesinlikle Aydem enerjide, Aydem yenilebilir enerjide sat konumuna düşmüş bir durumda değilsiniz. %3 kırmızı yanması, günlük bazda %3 kırmızı yanması kimlerin elinde varsa kesinlikle bir korkuya kapılmasınlar. Ee, Aydem enerji... Gayet e, güzel konumda, şöyle hemen e, TL bazlı grafiklerinden daha iyi anlayacaksınız. E, yükseliş trendini koruyor. Bakın şurada ben mavi bir e, yükseliş kanalı yaptım. O kanal şu beyaz çizginin altına düşmediği sürece hisse senedimiz Aydan Enerji sat konumu vermiyor. Sata dönmüş konumda değil sata dönmüş konumda değil. Şu aşamada düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yani ben elimde var. Dün 22'den aldım. Birazcık düştü. Yani 20-22 TL aralığında 22'den aldınız. Biraz aşağıdasınız. Her düşüş fırsatını şu konumda alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü hissemiz Kırmızı yanmış olsa da eksi 3 kapanış göstermiş olsa da sat konumuna düşmüş değil. Çabucak hemen finansal oranlarına da bakmak istiyorum ben Aydem Enerji'nin. Orada da bir bilgi vermiş olalım. Bugün endeks kötü gitmesine rağmen endeks eksi 2 düştü. Ama Aydem Enerji çok güzel yine bir para toplamış kasasına 198 milyonluk. Yüksek işlem hacmi yapmış, 198 milyonluk yüksek işlem hacmi yapmış. Buraya kadar çok güzel. Hemen finansal oranlara yıldız pazarda işlem görmesi çok güzel. Yükseliş kanalında olması çok güzel. Ortalamaların üzerinde hareket etmesi çok güzel. Bu artı yönlerini sayıyorum. 12 aylık dönemde 29, 30 TL'yi görmüş bir hisse senedi. Şu anda %30 iskontolu TL bazında %30 iskontolu yükseliş kanalını koruyoruz. Elinde olanlar bu hisseye sahip çıksınlar. Ee, FK oranı 0. FK oranı 0. Neden 0? Yani değerinin altında işlem görüyor buraya kadar kabul. Ee, ondan sonra Günlük işlem hacmini söylemiştik. 200 milyon, 198 milyon işlem hacmi yapmış. Halka açıklık oranı %15 çok güzel. Burada tek olumsuz geçen aylık bilançolarında 1,5 milyarlık zarar açıklamış. Bu yükseliş kanalının sebebi yıl başında yani 12 aylık bilançoları için bu yükseliş kanalına sokmuş olabilirler mi? Aydem Enerji'yi yükseliş kanalına sokmuş olabilirler mi? Sanırım Aydem Enerji'de endekste bir problem olmadığı sürece e, detaylı bilançolarına e, hazırlıyorlar yani açıkçası şuradan yani bu yükseliş kanalına girdiyse diyelim ki kötü senaryolarda şuradan biraz aşağıya çekilebilir nereye kadar çekilebilir maksimum kötü gittiğini hayal ediyoruz 20 TL biraz daha kaçırırsa aşağıya doğru 19,5 19 TL kötü satılırsa bu hisse senedi. Buradan tekrar böyle bir dönüş yaparsa bu hissenin kısa vadede yani 2 aylık 3 ay demez 30 TL'lere ben göreceğine inanıyorum yani. Çünkü çok güzel bir kanal içerisine girmiş Aidem Enerji. Dolar bazı 22 günlük ortalamaların üzerine çıkmış. E, oralarda hiçbir sıkıntı yok. Yani ne zaman sata döner bu hisse senedi? Şu anda sat konumda değil. Kırmızı eksi üç kapanış yapmasına rağmen bu hisse senedimiz sat moduna dönmemiş. Kısa ve net, sat moduna dönmemiş. Sadece günlük bazda endeksten etkilenmiş. Ne zaman sat moduna döner? 20 TL'nin altına düşerse o zaman e, biraz daha dikkatli oluruz yani. E, şimdi İhse senedimiz e, büyük bir şirket. 550 milyon dolarlık e, büyük bir şirket. Bu şirket ne iş yapıyor Aydem Enerji? Aydın bölgesinde e, enerji e, santralleri kurup işletip dağıtımını yapıyor. Yani Aydem Enerji'nin yaptığı bu iş bu. Aydın bölgesinde Aydın İzmir Aydın bölgesinde e, kurulu olan bir şirket e, enerji santralleri e, kurup e, üretmiş olduğu enerjiyi e, orada dağıtımını, üretim ve dağıtımını yapan bir enerji şirketi bu Aydem Enerji. E, dediğim gibi genel olarak bu e, şu anda satış modu yok. Elinde olanlar bu her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Şu anda hisset mi sat vermiyor. Güçlü alım bölgesinde, güçlü alım bölgesinde, ortalamaların üzerinde o yüzden bu güzel hisse senetlerimizi kimseye kaptırmayalım, hisselerimize sahip çıkalım. Yani Aydem Enerji için söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi geceler dilerim.